Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canlarım benim, bir tane benim. Gel otur. Anlatın bakalım gençler. Yani ne anlatalım? Nasıl gidiyor? Işte. İyi mi? Nişanlandık. İyi diyemem. Neden? Çünkü kırıldım. Niçin? Dövmelerden dolayı mı? Hayır. Eksik anlatmasından dolayı. Sonra mecburen o evde Cansel'le görüşeceğim demesinden dolayı. Yani her kadının kırılabileceği şeylere kırıldım artık. Ama eser bu. Tanımış olman gerekiyor Cansel. Ama eser bu demek onun kendini törpülemeyeceği anlamına gelmiyor. Yani öyle deyip de kabullenemem hatalarını, öyle değil mi? Eserde ben oğlumu görüyorum. Aynı. Yani tez canlı, hızlı hareket ediyorsun, ani kararlar veriyorsun. Ben ne öğrendim biliyor musun? Eski kavgalarımızdan. Sert çıkmamayı. Öyle direkt... Orada beni kovduğun halde... Kovmak değil. Yuttum, kovdum. Kovmuş kadar oldum. Hareketlerinden şikayet etti. Kovmuş kadar oldum. Ben de yani Eser'cim hareketlerinden şikayet ettim. Ben de hiç bu kadar hoşlanmıyorsam kalkıp gidebilirsin dedim. Gidebilirsin. Yani kalkıp sen de gitme taraftarıymışsın ki demek ki kalkıp gitme gittin. Okay. Anladın mı? Bunu sonra konuşalım. Neyse biz... Bakın gençler. Sen Cansel kaç yaşındasın? 20. 20. Eser? 26. 26 yaşındasın. Ben eşimle evlendiğimde 15 yaşındaydım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ve eşim de 18 yaşındaydı. Wow. İkimiz de küçüktük. Erkeğin küçük olması daha bir zor. Ve 16 yaşında anne oldum ben. Wow. Evet. Dediler bu evliliğiniz sizin yürümez. Problemler yaşarsınız ilk başlardan. Çünkü biz birbirimizi severek evlendik. Çok şükür neredeyse çeyrek yıl, 25 yıl olmak üzere. Wow. Hı-hı. Çeyrek aslan. Gerçekten eşim çok mükemmel. Çok iyi birisi. 15 yaşında evlendiniz. Evet, aynen. 25 yıldır evliliğiniz var. Evet. Siz kaç yaşındasınız o zaman? Şu anda ben 70 yaşındayım. Genç gördünüz. 40, 40 oldum artık neredeyse. No way. Tabii. 24 yaşında oğlum var, 92'de oğlum. Emre ile bir. Ben 18 yaşında da kızım var. 40 göstermiyorsunuz. Göstermiyor muyum? Sağ olun. Biraz uykusuzum, yorgunum ama. Hayır, göstermiyorsunuz. Ya yani, tabii bizim tecrübeli insanlardan tavsiye almamız. Aynen öyle. Biz Canes anneler olarak. O yüzden yani hani bir de ben küçük yaşta evlenmem. Senin sana demeleri ev içerisinde senin yaşın daha küçük. İlk yıllar zor olmadı mı? Hayır. Yani birkaç problem yaşadık. Yaşamadık diyemem. Yani ya eşimle tabii ki birbirimizi. Çünkü neden? Tanıma aşamasındaydık birbirimizle. Çünkü ben farklı karakterlerdeyim. Eşim farklı karakterlerde. Ama bir şekilde orta yolu buluyorsun ki. Önce onu tanımayı öğrenmen gerekiyor eşini. Nerede ne zaman kızacağını veya eşimin benden dolayı nerede ne zaman kızacağımı, tepki vereceğimi bilmesi gerekiyor. İlk önce o hayatta. Tanımak. Şimdi sen biliyorsundur eserin nasıl, nerede tepki vereceğini az çok biliyorsundur değil mi? Evet. O da çok iyi biliyor. Herkesin beni evde neyden vurduğunu biliyor. Yaştan vuruyorlar. Vurulacak ay, yerdir. Ay bulmayın işte ben örneğim. Ama Eser de oradan ben vuruyor. Örneğim Eser bak. Ben canlı örneğim. Canes annesi olarak ben 15 yaşında evlendim. Canlı örneğim. 15 yaş ne demek? Aynen yani. Benim bu problemler halledilmeden bizim birbirimize olan şeyimiz kalkmayacak sınırımız. Ama ben onun beni çok sevdiğini biliyorum. Tamam. Ben onu seviyorum. O zaman beklemeye gerek var mı? Şu anlık var. Sen şey, zaman yani kiri halının altına atmayın ablacığım. Lütfen, hayır lütfen yani. Ben şu anda anne olarak şey yapacaksın, beni göreceksin. Öyle görüyoruz yani. Zaten ama o kirleri halının altına atmayalım. Ama şimdi şey yok değil mi? Küslük, problem, hiçbir şey yok değil mi? Yani, ya yani içim rahat. Gelir. Bak vallahi bir daha gelmem artık yani. Bana olmaz. Kesinlikle gelmem. Kesinlikle gelmem. Ben öyle bir şeyimde biliyorsun teraziyim dedin değil mi? Teraziyim dedin. İnadımız inat yani. İnadım inattır. Sildim mi tam silerim dermişim. O yüzden lütfen. Birbirinize sahip çıkmayı öğrenin. Ne olur sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur.